Feriha, git altınlarla bohçayı getir. Zehra, açsana kapıyı. Tamam, açacağım. Dur. Hoş geldin Şerife. Bildiydim bu işin olmayacağını. Başımı nerelere vuran bildiydim. Aman dur, sakin ol ya. Geç otur, bir su vereyim mi? Ha, bir de eğlenir gibi su vereyim mi derler. Sizin elinizden zemzem suyu olsa içilmez. Feriha. Ya şuncacık üzüldüysem şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Bizi istemeyeni biz hiç istemeyiz. Feriha. Sen bacak kadar kız. Oyuncak ettin oğlumu kendine. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Niye böyle konuşuyorsun Şerife? Çocuklar karar vermiş, ayrılmışlar. Artık bize konuşmak düşmez ki. Karar verdiler ha? Oğlumun hali ne o vakit? Kime sorayım oğlumun halini? Ha? Niye bıçak açmıyor oğlumun ağzını? Ver. Özür dilerim. Yapamazdım. Biz de konuştuk, anlaştık, böyle karar verdik. Yapamazdın ha? Neyi yapamazdın? Yazıklar olsun. Hepinize yazıklar olsun. Neredesin Şerife? Merak ettim. Ben de aşağı geliyordum. Ne desem, ne etsem hıncımı alamıyorum ki. Hadi hanım, hadi. Canım, hayırlısı böyleymiş. Ne denir başka? Yapamazmış. Anası gibi gözü yükseklerde de ondan yapamaz tabii. Ah, bile bile ladeste dikir en çok o zoruma gidiyor. Göz göre göre oğlumu ziyan ettiler. Canım, aslan gibi oğlumuz niye ziyan olsun Şerife? Denedik olmadı. Dünyanın sonu değil ya. Ne yapalım? Kendimizi kahır mı edelim yani? Hadi yürü, yürü de evimize gidelim. Heh, Şerife, gözünü seveyim. Evde de bunaltma oğlanı. Kız tarafa düşünsün. Adı çıktı. Oh, eve gidince şu altınları tek tek sayacağım. Mehmet. Sen de yarın Halil'in dükkanı bırak. Zaten münasip olan babanın yanında olma. Bizim dükkan dururken el alemin kapısında oyalanmamıştı.